Bir önceki videoda hakkımıza sayfasını yapmıştık. Şöyle yapalım ama navigasyon kısmında iletişim sayfası yazıyor mu? Yazıyor. Her şey yolunda. Bunu kopyaladık. Kopyaladıktan sonra iletişim sayfasını açayım. Şuradan açayım ama iletişim sayfasını ve yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra tabii ki burası iletişim olarak düzeltelim. Hangi sayfada olduğumuzu daha rahat verelim. Şurası aktif değil. Onun yerine burası aktif. Neden vizyonumuzu yapmadım? Çünkü vizyonumuz sayfasını Aynı şekilde yapabiliriz. Bunun artık nasıl olacağını bildiğiniz için yapabileceğinizi düşünüyorum. İletişim sayfası olduğu için iletişim diye yazalım. Bir iletişim kısmı yazdıktan sonra da burada e, adresimiz diye bir şey olsun ve adresimiz kısmındaki kalan bütün bilgileri sileyim ve adres diye bir etiket ekleyelim ve adres etiketini ekledikten sonra da e, lorem 3 ve ...diğer bilgileri olsun. Gidip bakalım nasıl oldu. Yukarıdan çıkalım ve iletişim kısmına tıklayalım. İletişimli yazıyor. İletişimli yazdıktan sonra da... ...burada adresimiz kısmı var. Adresimiz kısmını bir tık uzatayım. Ve sadece bir paragraf olsun. Lorem 20 dedim. Kaydettim. Yapmak istediğim şey şu. Bize ulaşın diye bir kısım yapmak istiyorum aynı zamanda. Ve hemen tekrar geldim. Bir HR olsun. Ve H2 dedim tekrar. Bize ulaşın. Bir tane form yapalım. Bu formu da yapabilmek için arkadaşlar. Şuradaki projelerimiz kısmı da. Margin batım 5 ile birlikte. Bir ayrıştıralım iyice. Bir tık ayrıştırdık. Okey. Peki geldim ve formlar kısmını bulalım. Formlar kısmına geldim. Şöyle bir form kullanmak istiyorum. Ve formu da bakalım layout'unu değiştirebilir miyiz acaba? Şuradaki layout kısmına geldikten sonra bu şekilde değil de acaba yan yana mı gözükse? Veyahut da tam da benim istediğim gibi bir form var. İşte bu formda ileride bunu düzeltiriz muhakkak. Veyahut da şöyle dik bir form olsun. Bu form gayet iyi gibi gözüküyor. Peki. Ve formu yapıştırdım. Formu yapıştırdıktan sonra bu formla ilgili unutmamanız gereken şey şu. Bu form şu anda hiçbir yere gitmiyor. Yani bir arka tarafta veri tabanı yok, bir mail sistemine bağlantı yok, bir entegrasyon yok. O yüzden de bu kısımların hani şu anda çalışmayacağını unutmayın arkadaşlar. E-mail adresini yazdı, kendi adres bilgisini yazdı. Ondan sonra adres bilgisini yazdı, şehir bilgisini yazdı. Ve şehir bilgisini yazdıktan sonra da bize nasıl ulaştığını iyi bir bilgi olsun. Düzeltelim buradakini. Email adres Şuradaki bilgiye ihtiyacımız yok. Şehir ve bize nasıl ulaştın? Şuradaki options kısmında seçiminiz iyi yazsın ve bir tanesi sosyal medya olsun. Diğeri Google olsun. Diğeri reklam olsun. Tamam. Diğeri referans olsun. Kaydettim. Hem de bir görelim bakalım ne oldu ne bitti. Geldiğim zaman burada şehir kısmı bize nasıl ulaştığın kısmı vardı. Ve zip kodu kısmını burada istemiyorum. O yüzden zip kodu kısmına sildim. Her şey yolunda. Şehir var. Buradaki şehir bilgisi md-12 olsun ondan sonra hatta Buna da ihtiyacım yok Şuna da Yine 12 olarak olsun Tamam E-mail kısmı vardı Bu da Yine 12 olsun e adresi var ondan sonra adres bilgisi var şehir kısmı var bize nasıl ulaştığın kısmı var Bunun dışında da şuradaki Check kısmına ihtiyacım yok bunu da kaldırabiliriz. Ve gönder diye bir buton olsun. Gönder butonunda yazdık. Peki bu adres kısmının dışında da şu da aslında adres diye değil de açıklama olsun ve buradakinin de type'ı da text olsun. Text array olsun. Şimdilik name kısımlarını ve id kısımlarını iptal ediyorum. Bu tekstereyi de gidip buradan bakalım. Teksteri. İyi gidiyor Buradaki label kısmında floating label diye yapabilirdik diğerlerinde de. Şunu da bir deneyelim. Gerçi buna da ihtiyacımız yok. Kaydettim. Evet. Bunu da bilgi diye yapalım. Daha sonra diğerlerini de düzeltiriz. Placeholder'a ihtiyacımız var mı? Placeholder'a da ihtiyacımız yok. Tamam bilgimiz var, emailimiz var, şehir var ondan sonra ve bize nasıl ulaştığına ilgili bilgimiz var. Yani bunları neden yaptık? Burada yapmak istediğimiz şey bu formu daha sonra doldurabil doldurabilir, doldurabilir kullanıcı ve doldurduktan sonra da bize ulaşabilir. Böylelikle ileride bu bilgileri de toplayabiliriz. Peki formumuzu oluşturduk. Formda unutmamanız gereken şey şu. Bu form şu anda hiçbir yere gitmiyor arkadaşlar bu form hiçbir yere gitmediğinden dolayı da bu form bilgisini acaba biz nasıl toplayacağız diye düşünmenize gerek yok. Şu anda aslında işlemel yapıyor oluşturduk. Burada bir arka planda yapı kullanıyor olmamız lazım ve hatta bu formu bir yere entegre ediyor olmamız lazım. Bu entegrasyonu ileride yapacağız. Şu bize ulaşın kısmında da yine class deyip margin top 5 dedim ve bir boşluk bıraktım burada da. Süper. Her şey yolunda. Artık istediğimiz gibi iletişim formumuz da var tekrar söylüyorum. Hakkımızda sayfasını yaptık. Bunun dışında ana sayfamızı zaten daha önce yapmıştık. Peki ana sayfayı neden gidemiyoruz? Navigasyonumuza gelelim. Yukarıdaki. Ve burayı da index.html diye düzeltelim. Burada da aynı şekilde yine index.html olsun. Ve ana sayfada da yine aynı şekilde index.html olsun. Bir de tabii ki atladığımız bir şey daha var. Keşke şuradaki Django firması kısmına tıklayınca da gidebilseydik. Onu nasıl yapacağız? Burada da yine aynı şekilde index diye burası olsun. Hakkımızda sayfasında da yine aynı şekilde Django firması yazan yeri index diye gitsin. Ve iletişim kısmında da yine aynı şekilde burada gitsin. Peki dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama aynı şeyi sanki 3 kere yaptım. Yani bütün sayfalara gittiğim zaman tabii ki bu sayfa hariç. Bütün sayfalara giderken yaptığım işlemlerin hepsi aynı oldu. İleride Django'ya geçtiğimiz zaman artık buradaki yapıyı bir kere oluşturacağız ve Django bizim için otomatik olarak nereye gittiysek o gittiğimiz yerle ilgili bilgileri, linkleri otomatik olarak tutacak. Ve bir daha bir daha her yerde bu bilgileri yazmak zorunda kalmayacağız arkadaşlar. İleride Django'ya geçtiğimiz zaman da her şey daha kolay olacak. Süper. İletişim kısmını yaptık. Bunun dışında hakkımızda sayfasını yaptık. Ana sayfayı yaptık. Linklerimizi düzelttik. Ve artık birinci projemiz hazır. İkinci projemizde görüşmek üzere.